Beşiktaş Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'la anlaşma sağladı. Dün bir noktada özellikle öğleden sonra açıkçası haberler çıktı. Anlaşma olmuyor. NAC Breda hocasını bırakmıyor. NAC Breda'nın şu anki hocası Van Bronckhorst'un eski yardımcısı. Van Bronckhorst onu da Türkiye'ye getirmek istiyor ama NAC Breda bırakmıyor. O yüzden de anlaşma tamamlanamayacak gibi ifadeler de kullanıldı. Ama NAC Breda da yeni bir teknik adama bakmak durumunda kalacak. Anlaşma Van Kassel ile tamamlandı ve Van Bronckhorst yardımcısıyla birlikte İstanbul'un yolunu tutacak gibi Kartal abi. Şimdi evet. Burada önemli olan nokta şu. Beşiktaş'ta birçok hoca adayı yazıldı. Samet Aybaba da söyledi. Yani onun üzerine teknik adamla görüşüyoruz diye. Sergen Yalçın o isimlerden birisiydi. İşte Bruno Genesio o isimlerden birisiydi. Ole Gunnar Solskjaer o isimlerden birisiydi. Ama bu isimler olmadı. Van Bronckhorst oldu. Van Bronckhorst'un bence tercih edilme sebebi CV'sine baktığım zaman Feyenoord ve Rangers'ta başarıları var. O da şöyle. Feyenoord'da Ajax ve PSV'nin arasından sıyrılıp şampiyon yapması. Çünkü Feyenoord iki takıma göre son 5-10 yılda daha düşük bütçelerle hep yola çıktı. Tabii. Rangers'ta da yine belli bir bütçeyle Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a karşı final oynaması ki o finali penaltılarla kaybetti. Yani ortalama kadroları ya da çok yüksek bütçeli olmayan kadroları iyi bir noktaya çıkarabilen bir teknik adam sanıyorum ondan dolayı tercih edildi. Kesinlikle öyle. Şimdi bundan 3-4 gün önce bir yayın öncesiydi yine. Sayın Başkan Hasan Arat'la çok böyle kısa bir görüşme yapma imkanı oldu telefonda. Hoca olayını tabii sordum. Kendisi şunu söyledi. Biz titiz davranıyoruz dedi. Hata yapmak istemiyoruz. Hakikaten geniş bir yelpaze var. Bu yelpazeden en iyisini seçip buraya getireceğiz dedi. Acele etmiyoruz dedi. Sabredeceğiz dedi hocamıza. Başarılı olacağına inanıyorum dedi. Şimdi bakıldığı zaman birçok isim çıktı. Evet. Giovanni Van Bronckhorst'un ismi belki çok önde değildi. Yani bilmiyorum yazıldı son mı. Son birkaç günde. Son birkaç günde. Geldi. Daha öncesinde yoktu. 3 gün önceydi galiba. Evet, Hollanda basını. Hollanda basından çıktı. Evet. Oradan çıktı. Şunu söyleyeyim ama bir kere son anda çıkan bir teknik adam değil. O bilgiye ulaştım ben. Yani işte diğerlerinle anlaşamadık. Bu olsun. Teknik adamı değil. Hollandalı hoca. Listede varmış. Dedim ya geniş bir yelpaze, uzun bir liste. Bu uzun listede Van Bronckhorst'un da ismi hatta ön sıralara yakınmış. O yüzden şimdi insanlar işte bakıyorum ben işte onu alamadılar, bunu bulamadılar. İşte Hasan Arat ve yönetimi çıtayı çok yükseltmiş. İşte Hansi Flick'lerden başladılar, işte Conte'lerden başladılar. Ne bileyim işte birçok üst düzey isimlerden bahsedildi. Ama gelinen noktada Giovanni Van Works'la anlaşıldı şeklinde bazı yerlerden tepkiler geliyor. Özellikle sosyal medyada. Ama işin aslı öyle değil. Ben daha doğrusu Beşiktaş yönetimi kesinlikle öyle işte bahsedilen isimlerle bir görüşme yapmadı. Yani Conte olsun. Bir seçimden önce Sayın Başkan Hans Flick'le görüşme yaptığını söylemişti ama onu da olacak şeklinde dile getirmedi. Yani oluyor diye sadece görüştüklerini söyledi. Zaten sağlık problemleri vardı. Biraz beklenti böyle bu açıklamadan sonra yükseldi. Yükselince de insanlar tabii gelen her hocaya, ismi her çıkan hocaya işte burun kıvırmaya başladı. O bu bize olmaz şeklinde ama öyle değil. İşin aslı öyle değil. Hollandalı genç teknik adam hep vardı listede ve Beşiktaş istediği bir hocayla anlaşma sağladı prensipte. Henüz imza yok ama imzaya gelecek. Bakıldığı zaman bence başarılı bir hoca. Yani mühim olan düşük bütçeli takımlarda bir şeyler yapmaktır. Yoksa bütçesi yüksek olan takımları hangi hocayı getirirseniz getirin. İlla ki bir şey yani özellikle uzun vadede size şampiyonluklar yaşatır. Ama önemli olan mütevazi bütçeleri ayağa kaldırmaktır. Şöyle bir ekleme yapayım Kartal abi. Şimdi Conte, Hansi Flick tamam ama 1,5 yıl sonra ister istemez seçimin olduğu bir noktada
Tabii. Bu teknik adamları da 1,5 yıllık bir plana ikna edemiyorsunuz. Edemez. Aynı zamanda bunun bambaşka mali yani maliyetleri de ortaya çıkıyor. Şimdi evet, Hasan Arat gitti Hansi Flick'le önümüzdeki sezon için diyelim anlaştı. Hoca kabul etti. Bir senelik süreç var önünde Hasan Arat'ın. Şimdi Hansi Flick'e ne diyecek? Benim bir sene sonra kongrem var. Kongre bu, kazanamayabilirsin yani, illa ki kazanacaksın tabii diye bir kaydı yok. Bir aday çıkar, öbür aday kazanır. Bir senelik şey yapmak durumundasın, sözleşme yapmak durumundasın. Eğer uzun vadeli yapabilir, Hasan Arat da istese yapar. Kimse niye yaptın diyemez. Ama ondan sonra ne olacak? Gelen yönetim diyecek ki biz bu hocayla çalışmıyoruz. Siz Conte gibi, Hansi Flick gibi hocaları getirirken en az 3 senelik, senin dediğin gibi uzun vadede artı, onlar kesinlikle bir tazminat maddesi koydurur. Yani bir kere en az 6-7 milyon eurodan aşağı kontrat falan gelmez. Yani 1,5 yıllık kontrat da olmayacak bakalım. Yani kağıt üzerinde 1,5 olacak ama şimdi gelecek teknik adam bu sezon değil mi? Belli miktarda işler yapabilir. Tabii yani, zaten bu sezon bitti sayılır ya. Bu sezon kadrosuna hani, şey baktığımız zaman şimdi Hansi Flick de olsa Conte de olsa bence belli dokunuşlar yapabilir. Tabii canım, nasıl bilecek? Ne yapacak? Ya, ne o yüzden yani gelecek teknik adam aslında bir yıl içinde başarılı olmak için gelecek. Yani önümüzdeki sezon için. Ama bunu da zaten bu tarz üst düzey teknik adamlara kabul ettiremiyorsunuz. Kabul ettiremezsin. Tabii. Bir kere en az 3 sene bir uzun süreli bir kontrat ve çok iyi bir kontrat artı bir bütçe. Bu tür teknik adamlar kendi alacaklarından ziyade bütçeye bakarlar. Bu böyledir. Siz kimi alacaksınız? Çünkü onların bir marka değeri vardır, ismi vardır. Onlar isimlerinin heba almasını istemezler. Marka değerlerinin tükenmesini istemezler. Şimdi bunlar üst düzey hocalar. Şimdi bakıyoruz, şimdi bugüne geldiğimizde yapılan hamle doğru. Beşiktaş'ın kısa vadede getirebileceği profil, teknik adam profili kesinlikle Giovanni Van Bronckhorst. Yani bu hocayı getirip burada bir şeyler yapabileceğini ikna edeceksiniz. Şimdi kadroyu söyleyeyim. Kadro, hoca illaki bakmıştır kadroya. Tabii ki. Şimdi konuşacağız daha sonra. Kasımpaşa maçında çıkacak kadroya bak. Zaten Samet abi bak geçen açıkladı. 13 tane oyuncumuz var dedi. A takımdan. Şeyler dahil değil dedi. Altyapıdan alacaklarımız dahil değil yine dedi. Yine çok eksik var. Yani yine ona rağmen düşün. Tabii. Buna rağmen bir teknik adam geliyorsa bu bence önemli bir başarıdır. Bak yurt dışından buna rağmen yabancı bir hoca getiriyorsunuz. İsmi ne olursa olsun. Şimdi ismini küçümseyenler olabilir ama ben öyle düşünmüyorum. Bence başarılı bir teknik adam. Hollanda'da 18 yıllardan sonra yanılmıyorsam Feyenoord'u şampiyon yapmış. Evet. Ardından kupalar aldırmış. Federasyon kupası, süper kupa. Rangers'ta başarılı olmuş. Gitmiş UEFA'da final oynamış ve bunlar hep Avrupa'nın orta sıradan takımlarına yapmış bunları. Şunu bu söyleyelim, şimdi bazı şeyler tabii çok kolay unutuluyor çünkü o kadar fazla maç var, futbolda o kadar sıkışık aynen fikstür var ki yakın dönem bile çok kolay unutabiliyoruz. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü geçirdiği bir dönemde, yani Beşiktaş grupta puan alamadı sıfır Şampiyonlar çekti Ligi'nde. O dönemde Van Bronckhorst Rangers'la deplasmanda Dortmund'u 4 golle geçmişti. Evet, çok sükseli bir sezon yaşadı. Doğru. Ve bence hak etmesine rağmen üst tura kalamadı. Oradan Avrupa Ligi'ne gitti. O Avrupa Ligi'nde de final oynadı. Orada da penaltılarla değil mi? Penaltılarla elendi. Yani almış sayılır. Penaltı bir ucu açıktır yani. Frankfurt da o sene Barcelona elemişti bir önceki turda. Tabii. Maçta da yenerek. Ya penaltı artık o yazı turu hani tabii bir noktada. Tabii yani o bir kısmet yani işi. Ona yapacak bir şey. Kupayı kazanmış sayabiliriz ben de öyle diyorum. Ama yani çok dominant oyunlarla Şampiyonlar tabii Ligi gruplarında ve Avrupa Ligi'nde evet oraya gidinceye kadar. Yani ve Rangers gibi bir takıma bunu yapıyorsun. Evet. Yani sonuçta Rangers işte o kadrosu da bugün kadrosundan çok farklı değil. Yani Beşiktaş'ın bir sezon feda sezonda kullandığı ve birçok taraftarın beğenmediği ama benim aksine katılmadım. McGregor'la kalede, işte Connor Goldson'la, Tavernier'le az sonra konuşuruz diğer oyuncuları da.